أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين الله تعالى إنسان أولنا حياتında birçok fırsatlar tanır مثلا شوان إدراك ettiğimiz رمضان ayı إنسان için bir mümin için büyük bir fırsattır Çünkü Ramazan ayında ibadetler kat ve kat sevapları vardır. İnsanoğlunun Ramazan ayında vereceği sadakalar, infaklar vesaire yaptığı bütün hayırların Allah'ın katında kat kat sevabı vardır. Çünkü Rabbimiz Ramazan ayında Kur'an'ın nazil olduğu gece için mübarek bir gecedir. Bu anlamıyla Ramazan'ın bütün günleri, geceleri, her dakikası, her saati bizim için bereketlidir, mübarektir. Bizler de bu ayda yapacağımız bütün ibadetlerimize, yapacağımız bütün hayırlara Allah katından bereket girecektir. Çünkü Rabbimiz ayet-i kerimede buyuruyor, اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ ف۪ي لَيْلَةٍ مُبَارَكَ Şüphesiz ki bizler Kur'an'ı mübarek bir gecede indirdik. Yine Rabbimiz Kadir suresinde buyuruyor. Leyletul kadri hayrun min Alf şehrin. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. O zaman aziz kardeşlerim mübarek olan bu ayda bin aydan daha hayırlı olan bir geceyi kendinde barındıran bu ayı en iyi bir şekilde idrak edip yaşamamız lazım. Öncelikle her müminin Böyle mübarek bir aya adım atarken yapacağı ilk şey tövbedir. Rabbine rücu etmesidir, Rabbine yönelmesidir. Yaptığı yanlış ve hatalardan tekrar o hatalara dönmemek üzere Rabbine söz verip Rabbi ile ahitleşmesi lazımdır. Çünkü bizler mübarek olan bu aya girerken günahlarımızla, yanlışlarımızla beraber bu aya girmememiz lazımdır. İkinci olarak bu ayda Kur'an-ı Kerim'le iştihal etmemiz lazım. Çünkü şehru Ramazan ellezî unzile fihil Kur'an Ramazan ayı ki onda Kur'an nazil olmuştur. Kur'an'ın nazil olduğu bu ayda insanın Kur'an ile hemhal olup Kur'an Kur'an'ı okuması onun ile iştihal etmesidir. Özellikle camilerde yapılan mukabelelere katılıp camilerdeki o mukabele sünnetini Peygamber Aleyhissalatu vesselam ile Cibril ile beraber yaptık, yaptıkları mukabele sünnetini bizler de camilerde ihya etmemiz gerekir. Yine Ramazan ayı öyle bir aydır ki hani dedik ya sevapların kat kat olacağı ay. Bu ayda özellikle sünnetlere ittiba ederekten Sünnet ibadetlerimizi artıraraktan, sünnet namazlarımızı artıraraktan, sünnete ittiba etme adetini kendimizde yerleştirmemiz lazımdır. Yine bu ay öyle bir aydır ki, sevapların, hayırların çok olduğu bu ayda cemaatle namazlarımıza çok riayet etmemiz lazım. Çünkü Peygamber Aleyhissalatu vesselam hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor: Cemaatle kılınan namaz, diğer kılınan namazlardan 27 kat daha fazla. Kişinin tek başına kılacağı namazlardan 27 kat daha fazla sevabı vardır. O yüzden bir mümin Ramazan ayında ve diğer aylarda da aynı şekilde elinden geldiğince cemaatle namazları kılmaya işrak etmesi onun için daha hayırlı olur. Yine bu Ramazan ayında özellikle teravihlere işrak etmek, teravihleri camide cemaatle kılmak çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmaktadır. Men kâme ramadâne imanen ve ihtisâben gufire lehu ma tekaddeme min Kim Ramazan ayının hayrına inanaraktan, Ramazan ayının hayrını Allah'tan bekleyerekten Ramazan'ı ihya ederse, onun gecesini kıyam ile, teravih ile o gecelerini geçirirse, onun geçmiş günahları af olunacaktır. Yine Ramazan ayında iftar yemeği vermek, çünkü Peygamber aleyhisselatü vesselam hadis-i şeriflerinde buyurmaktadır. Bir insan, bir kişi oruçlu birine iftar verir, onun iftarına, iftarını açmasına vesile olursa, onun tuttuğu oruç kadar o kişi de sevap kazanacaktır. Hele hele özellikle şu yaşadığımız bu günlerde Gazze'li kardeşlerimizi unutmamız lazım onlar için de iftar noktasında onlara da iftara vesile olup malımızla, mülkümüzle bu noktada onlara vesile olmamız lazım. Yine Ramazan ayında Gazze'li kardeşlerimizi unutmayarak onlara dua etmemiz lazımdır. Ve tüm Müslümanlara hele özellikle Gazze'deki Müslümanlara dua etmemiz lazım. Onları dualarımızda eksik etmemiz lazım. Çünkü bakın Rabbimiz Ramazan ayının farziyetinin geçtiği ayet-i kerimelerin hemen ardından şöyle buyurmaktadır. Ve iza sa'alaka ibadi anni fe Kullarım beni sana soracak olurlarsa ya Muhammed şüphesiz ki ben onlara yakınım. Ucibu da'vete da'i iza da'an. Dua edenin duasına cevap veririm bana dua ettiği zaman diye Rabbimiz buyurmaktadır. O zaman bizler Allah'a dua etmemiz, özellikle Ramazan ayında namazlarımızda Gazze'deki Müslüman kardeşlerimize bolca dua edip ve konut duasını bu Ramazan ayında okumamız gerekmektedir. Ve bunu bir ta Müslümanların kurtuluşuna vesile olana kadar bolca bu konut duamızı namazlarımızda okumamızda hayır vardır. Yine Ramazan ayında Müminlerin sadakalarını çoğaltması lazım. infaklarını çoğaltması lazım. Özellikle zekata ulaşan miktarda Müslümanların eğer zekatları varsa o zekatlarını hiç zaman geçirmeden Ramazan ayını fırsat bilerekten hayırın kat kat verildiği bu ayda kişi zekatını geciktirmeden hemen zekatını vermesi lazım. Ramazan ayında infak vermesi ve sadakalarını da Çokaltması gerekir bir mümin için. Hele hele özellikle medreseler noktasında medreselere destek vermek lazım. Medreselere sadakalarımızı, infaklarımızı, hayırlarımızı, zekatlarımızı medreseli medreselere de ulaştırmamız lazım. Çünkü bizlerin bu ilmi ayakta tutmamız lazım. Bu ilme vesile olmamız lazım. Alimlerin yetiştirilmesine vesile olmamız lazım. Bu hayırların tümünü Ramazan ayında unutmamamız lazım. Son olarak özellikle Ramazan ayının son 10 gününde itikafa girme sünnetini de ihya etmemiz lazım. Velev ki bir gün dahi olursa Ramazan'ın son 10 gününde itikafa girelim. Bir camide itikaf niyetiyle orada bir günü bir geceyi ihya edelim. Ve velev ki bir gün bir gecemiz olmasa dahi birkaç saati o cami, bir camide ihya etmemizde fazilet vardır. İhya etmemiz nefsimizi arındırmak, nefsimizi temizlemek için en önemli noktalardan bir tanesidir. Ve ahiru davana en rabbil alemin.